Güdük'le Asyapday'da yoklar. Fransa'ya gittiler sanırsam. Fransa haftaya gelecekler. Belki katılabiliriz dediler. Belki katılamayız. Haftaya Salı günü geliyorlarmış. So, aklınıza gelirse onlar için de dua edin. İyi bir yolculuk yapsınlar. Problemsiz gelsinler. Evet, başlayalım. Vahiy kitabının ikinci bölümüne bakıyoruz. Vahiy kitabının ikinci bölümünde biliyoruz ki İsa Mesih o günkü Ege bölgesinde olan yedi değişik kiliseye yedi değişik mesaj göndermişti. Ve ilk mesajı Efes'teki kiliseye gönderdi. Geçen hafta ona baktık. O mesaj neydi ve onun içeriklerine. Bugünkü ikinci mesajını da İzmir'deki kiliseye gönderiyor. Görüyorsunuz ne kadar, yani çoğumuzun doğup büyüdüğü topraklarda, büyürken devamlı ismini duyduğumuz şehirlerde, bakın kutsal kitabın çoğunun geçtiği yerler aslında bizim büyüdüğümüz topraklar. So, bir kere söylemiştim, bir daha söylüyorum. Hristiyanlık Batı dini değildir. Biz Hristiyanlığı genel olarak işte Avrupa ve Amerika dini olarak bakarız. Hayır, Hristiyanlık Doğu dinidir. Ama Doğu'dan Batı'ya gitti. Doğu'da şeytan galip geldi diyelim belli bir süre için. Ve Hristiyanlık orada düzgün şekilde yayılmadı, öğretilmedi. Ama Tanrı'nın muhakkak ki bir bildiği var. O izin vermeden hiçbir şey olmaz. Evet, İzmir'deki kiliseye bakalım İsa Mesih ne demiş. Biliyorsunuz hem bu kiliseler o günkü hakikaten olan kiliselerdi. Aynı zamanda günümüzde bu çeşit kiliseler var. Ve en önemli nokta da bu yedi kilisenin önemlerinden önemli nokta da bu yedi kilise tarihindeki yedi değişik kilise çağını bize söylüyor. Ne dedik ki? İzmir dedik. Pardon. Efes Kilisesi kilise çağının 33 senesinden 100 milattan sonra 100 senesine kadar olan kiliseleri simgeliyordu. Onların doğrularını, onların yanlışlarını bize gösterdi. Bugünkü bakacağımız İzmir Kilisesi de kilise tarihinde milattan sonra 100. yıldan 312 yılına kadar olan zamanı temsil ediyor. Hem oradaki kiliseye hem de o zamanda ne olacağını İsa Mesih biliyorsunuz Tanrı çoğu şeyi olmadan söylüyor. Ve de bizim için bunlara bakarak günümüzde ders almamız gereken noktalar var. Bakın bu İzmir'deki kilise İsa Mesih'in hiç kusur bulmadığı bir kilise. Hiçbir kötü nokta yokmuş bu kilisede. Neden? Şimdi bakacağız. İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş ilk ve son olan şöyle diyor. Burada durayım biraz açıklayalım bazı şeyleri. Kutsal kitapta ne zaman Alfa ve Omega benim diye bir şey okursanız biliyorsunuz ki Tanrı kendinden bahsediyor. Kutsal kitapta ne zaman ilk ve son olan benim diye bir şey duyuyorsunuz biliyorsunuz ki Tanrı kendinden bahsediyor. Şimdi bazı öğretiler, bazı yanlış inançlar der ki İsa Mesih hiçbir zaman ben Tanrıyım demedi derler. Birkaç tane örneğini geçtiğimiz zamanlarda verdik. Bu ayet de İsa Mesih'in kendini Tanrı olduğunu çok problemsiz ve püsürsüz bir şekilde görüyoruz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ölümden dirilen kim var? İsa Mesih. O dediği zaman kendi İsa Mesih'ten bahsediyor. İlk ve son olan şöyle diyor.
Şimdi İsa Mesih kendi olduğunu söylüyor, ölümden dirildiğini söyleyerek biliyoruz ki ölümden dirilen bir o var. Ve ilk ve son olan benim dediği zaman tanrılıktan bahsediyor. So, bu ayeti paylaşabilirsiniz. İsa Mesih hiçbir zaman ben tanrıyım demedi diyen kişilerle. Bunun gibi başkaları da var. Yeri geldikçe size söylüyorum. Bakın İzmir'deki kilise nelerden geçmiş? Onlara ne diyor? Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Burada duralım. Hepinizin sıkıntıları var. Hepimizin sıkıntıları var. Hepimizin değişik yerlerde problemleri var. Bunların hepsini İsa Mesih biliyor. Zannetmeyin ki o orada, biz buradayız. Biz onun takipçisiyiz. Biz onun servantlarıyız. Ama onun umurunda değil diye zannetmeyin. O her şeyi biliyor. Sizin her düşüncenizi, hatta düşüncemiz daha kutsal kitapta dediği gibi, daha bizim beynimizde oluşmadan o biliyor ne düşüneceğimizi. Ne hissettiğimizi, yalnızlık mı, yorgunluk mu, çaresizlik mi? Bunların hepsini biliyor. So, zannetmeyin ki onun haberi yok. Ve bu kilise çok sıkıntı çekmiş bir kiliseydi. İzmir çok zengin bir yerdi. Orada yaşayanların çoğu da zengindiler. Çünkü orada bir Ege Denizi'ne çıkış noktası İzmir'di. Ve bugünkü New York gibi bir yerdi. Öyle bir şey düşünün. Öyle olarak düşünün. Bu kilisedekilerin sıkıntı çekmesinin sebebi şuydu. Artık büyük bir baskı başlamıştı Hristiyanların üstünde. Ve bu baskı 300 sene sürdü. Yoksuldular çünkü Hristiyan oldukları için mallarına el koyuluyordu. Çok zulüm gördüler. Çoğu öldürüldü. İşkence çektiler. Hapise atıldılar. Sırf İsa Mesih'i reddetmedikleri için. Sırf Hristiyanlıklarını reddetmedikleri için. Ve çok zulüm gördüler. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum diyor İsa Mesih. Oysa zenginsin. Yeryüzünde biz bilmiyoruz, gökyüzünde olan zenginlikleri. Bu kişiler yeryüzünde sıkıntı çektiler. İmanları yüzünden yoksulluk çektiler. Ama Rabbin onlar için hazırladığı zenginliklerden haberleri yok. Rab kendisi biliyor. Tamam, orada geçici bir süre sıkıntı çekiyorsunuz, zorluk çekiyorsunuz. Ama ben size öyle bir zenginlikler hazırladım ki, geçici bir süre sıkıntı çekeceksiniz ama ebediyete kadar zengin olacaksınız. Kısa bir süre fakir olacaksınız ama ebediyete kadar rahatlık içinde yaşayacaksınız. Onun bize hazırladıklarını biz bilmiyoruz. Sonra onlara diyor ki İsa Mesih, oysa sen zenginsin. Senin haberin yok senin için hazırlanmış olan güzelliklerden. Başka bir mevzuya giriyor. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Şimdi İzmir'de çok da Yahudi varmış o zaman. Onlar da İsa'nın Mesih olduğunu söylediği için, yani Yahudilikle bir bağlantısı olduğunu bildikleri için, bu Hristiyanlardan hakikaten hiçbir şekilde alakaları olmadığını ispat etmek için
Onlar da Hristiyanlar, o zamanki Yahudiler de Hristiyanlardan ayrı olduklarını ispat etmek için Roma imparatorlarına ellerinden gelen tüm şeyleri, zorlukları yapmışlar. Ve itiraflarda bulunmuşlar, şey yapmışlar. Böyle olunca ne oluyor? Hem kendilerinden olmadığını gösteriyorlar. Hem de biliyorsunuz Yahudiler de çok zorluk çekmiştir şey tarihinde. Böylece Hristiyanlardan daha çok nefret edildiği zaman kendilerinden biraz yük kalkıyor. Bazı düşünürlerin görüşüne göre bu sebeplerden dolayı. Tabii bunun şeytani tarafını da unutmamamız gerek. Şeytan da bu durumları çok iyi kullanıyor. Neden? Hristiyanlara zulüm olsun. Onların itiraflarını da biliyorum diyor. Gelecek hakkında bir şey söylüyor İsa Mesih. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Pek iç açıcı bir cevap değil. Yani ne demek? Daha hala sıkıntı çekeceksin demek bu. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma diyor. Bak, denenesiniz diye İblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. Biliyoruz ki çoğu zindana atıldı, çoğu öldürüldü, zulüm gördüler, işkenceler gördüler. 10 gün sıkıntı çekeceksin. Bu 10 gün dediği İsa Mesih'in hakikaten 10 gün değil. Ama kilise tarihinden de bildiğimiz 10 adet Hristiyanlıktan nefret eden imparator arka arkaya Roma İmparatoru oluyor. Ve bu 10 dönem, İsa Mesih'in 10 gün dediği, bitene kadar Hristiyanların üstünden zulüm bitmiyor. İsimlerini, tarihlerini isterseniz size verebilirim. Nero, biliyorsunuz, hepiniz duymuşsunuzdur. İlk onunla başlıyor. 54 yılından 68 yılına kadar. Bundan sonraki imparator Domitian, 81'den 96'ya kadar. Sonra Trajan, 98'den 117 yılına kadar. Marcus Aurelius, 180 yılına kadar. Severus, 211 yılına kadar. Maximinus, 238 yılına kadar. Valerian 260 yılına kadar. Aurelian 275 yılına kadar. Ve Diocletian 305 yılına kadar, ki en çok zulüm verenlerden bir tanesi de bu. Ve bu kişiye, bu Diocletian, bütün imparatorluktaki Hristiyanların kitaplarını, Bible'larını alıp her şehirde yaktıran bir kişi. Hristiyanlığın kökünü kazıyacağım diye yemin etmiş olan bir kişi. Ve bu 10 imparator süresinde kilisenin üstünde, imanların üstünde büyük bir baskı vardı. Ve de insanlık dışı bir zulüm vardı. Onları alıp arenada aslanların önüne atmalar. Hayvan postlarının içine dikip vahşi hayvanları, köpek sürülerini veya aslanları, kaplanları üstlerine saldırmalar. Zifte batırıp fener gibi bahçelerinde yakmalar. Böyle şeyler. Daha ağza alınmayacak çok şeyler. Ama çok enteresan bir şey oldu bu dönem içinde. Hristiyanlık daha da büyüdü. Bu kadar zulüm, bu kadar baskı altında Hristiyanlık daha da büyüyordu. Bu dönemin sonunda zaten şeytan baktı ki baskıyla olmuyor, stratejisini değiştirdi. Onu da haftaya bakacağımız Bergama'daki kilisede göreceğiz. O dönem nasıl bir dönem ve nasıl başladı diye. Bu aşırı persecution, baskı, sıkıntı sürecince ne oldu? Yuhanna'yı
öldürdüler. Pardon. Yuhanna işte bu adaya gitti. Adasına. Tam Türkçesini düşünemiyorum şimdi. Hem hapishanedeler hem de çalıştırıyorlar, taş kırıyorlar taş ocaklarını. Sonra öyle bir adaya gitti. Petrus'u yaptılar. Petrus'u öldürdüler. Bu Nero zamanında öldürdüler. Paulus'u öldürdüler. Onun başını kestiler. Hepsi bu Nero zamanında oldu. Bu Damiyan'da Yuhanna'yı sürgüne gönderdi o adaya. De bundan sonra başladı. Sıkıntılarını biliyorum dediği zaman bunlardan bahsediyor İsa Mesih. Korkma diyor. 10 gün sıkıntı çekeceksin. Bu 10 imparator boyunca hakikaten imanlar bu kilise sıkıntı çekti. Ölüm pahasına da olsa diyor İsa Mesih, sadık kal ve hakikaten kaldılar. Ölümü tercih ettiler ama imanlarından dönmediler. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Şeylerin de bazı kişilerin dediği gibi en fazla canımı alabilirsiniz diyor. Öteki tarafta ebedi hayat var. İsa Mesih'in Tanrı'nın hazırladığı bir ebediyet var. İmanlar için. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. İkinci ölüm derken neyi kastediyor İsa Mesih? İkinci ölüm ne? Birinci ölüm ne? Birinci ölüm biliyorsunuz hepimiz öleceğiz. İngilizce'de bir terim var, duymuşsunuzdur. Hayatta değişmeyecek iki şey var derler. Biri vergi ödemek, biri ölmek. Sonra hepimiz de hem vergi ödeyeceğiz muhakkak hem de öleceğiz muhakkak. Herkesin bundan kaçınmak yok. Neden öleceğiz biliyorsunuz. Adem'le Havva ile başlayan o günahın bedeli olarak herkes bedende ölecek. Ama herkes de dirilecek. Pardon. Herkes de dirilecek. İmanlar ebedi hayata. İman etmemiş kişiler ebedi ölüme. Şimdi ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek derken imanlı kişilere bunu söylüyor İsa Mesih. İkinci ölüm nedir? Ölüm biliyorsunuz ayrılmaktır. Bir yerden tamamıyla hiçbir şekilde geri dönmemek şartıyla gitmektir. Mesela ilk ölüm nasıl olur? Ruh bedenden ayrılır. Git artık ruh çıktığı zaman oraya bir daha geri dönüş yok. Öldü diyoruz. Departed derler İngilizce'de. Değil mi? İkinci ölümde eğer kişi İsa Mesih'te değilse ikinci ölümde de Tanrı tarafından bizim cehennem dediğimiz veya işte ateşli göl olarak bilinen bir yere gönderilecek. Tamamıyla Tanrı'dan ayrılacak. İkinci ölüm bu. Tamamıyla Tanrı'dan ayrılmak. Bir daha geri gelmemek şartıyla ondan uzaklaşmak. Ama Tanrı'dan ayrılmak deyince bunu anlamanızı iyi istiyorum. İyi anlamanızı istiyorum. Tanrı'dan ayrılmak, yalnız Tanrı'dan ayrılmak değil. Tanrı'dan gelen her şeyden ayrılmak. Ebedi olarak sevgiden ayrılmak, uzak durmak. Sevgisiz bir yerde ebediyen yaşamak cehennem. Tanrı'da korku yok, barış ve huzur var. Tanrı'nın olmadığı yerde cehennemde
her zaman korku ve rahatsızlık var. Tanrı'nın olduğu yerde ışık var, Tanrı'nın olmadığı yerde karanlık var. Ebediyen karanlık, korkulu, rahatsız, sevgisiz, huzursuz bir yaşam olacak iman etmemiş kişiler için. İkinci ölüm bu. Birinci ölüm herkesin öldüğü. Ama imanlılar ikinci ölümden tat almayacaklar. Neden? Hatırlıyor musunuz? Adem ve Havva'ya Tanrı ne dedi? Niye onları cennet bahçesinden çıkardı? Çünkü dedi yaşam ağacından, yaşam ağacının meyvasını yemenizi istemiyorum dedi. Neden? Çünkü o ağaçtan yediği zaman ebediyen Tanrı'yla beraber olabilecekti. Ama günah işledikten sonra öyle bir imkan yoktu. Onun için o ağaçtan yemeleri yasaktı. İmanlı kişiler o ağaçtan yiyebilecekler. Adem ve Havva'nın yapamadığını iman etmiş kişiler yapacaklar. Onun içindir ki ikinci ölümden zarar görmeyecek diyor. Herkes bir kere ölecek ama herkes ikinci ölümü yaşamak zorunda değil. İkinci ölümü nasıl yaşamıyoruz? Günahkarlığımızı anlıyoruz. Yetersizliğimizi anlıyoruz. Ve Tanrı'ya geliyoruz, ona sığınıyoruz. Tanrı affet bizi diyoruz. İsa Mesih'in Tanrı'ya giden tek yol olduğunu kabul ediyoruz. Neden? Çünkü İsa Mesih günahların bedeli olan tek kişidir ve tek yol odur. Bunları idrak edip onun peşinden hayatımızı onun istediği gibi yaşamaya başlayınca iman etmiş oluyoruz. O zaman Hristiyan oluyoruz. Hep diyoruz yani hiç kimse doğuştan Hristiyan değildir. Hristiyanlık bir seçimdir. Herkes Hristiyanlığı seçebilir. Herkese açık. İkinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek diyor. Evet, İzmir'deki kiliseye söyledikleri kısa ve öz olarak bunlar. Dediğim gibi hiç negatif bir yorum olmayan bir kilise. Ölüm pahasına, işkence pahasına imanlarından vazgeçmemişler. Onun yolundan yürümüşler. Hiçbir şekilde reddetmemişler. Ve de Tanrı onlar için çok güzel bir ebediyet hazırlamış. Aynı şekilde de bize bugünkü örneği onların bu. Biz de zor zamanlar yaşıyoruz değişik şekillerde. Onlar kadar değil. Ama bugün bu ülkenin ve dünyanın gidişine baktığınız zaman bugün mesela bir dün birisi bir Hristiyan okuluna gidip 3 çocuğu, 3 de öğretmeni öldürdü. Okay. Araştırma devam ediyor. Ama çoğunun tahmini bunun dibinden Hristiyanlık mevzusu çıkacak. Yani bu kişi Hristiyanlığın öğretisini sevmediği için böyle bir akli dengesi de yerinde değilmiş. Onu da söylemek gerek. Böyle şeyler çoğalacak. Rahat bir şekilde İncil çalışması yapılamayacak günlere geleceğiz. Kiliseler Tanrı'nın sözünü açık bir şekilde öğretemeyecek günlere geleceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemeyeceğimiz günlere geleceğiz ki o günler başladı zaten. Erkeğe erkek, kadına kadın diyememeye başladık. Farkında mısınız? Eskiden gülüp geçilirdi böyle şeylere. Şimdi bu ciddi oldu. Ve bunun gibi çok şeyler. Çocuklara okulda öğretilenler. Okulda çocuklarınız varsa muhakkak dikkat edin. Kitaplarında ne yazıyor, neler okuyorlar, öğretmenleri neler öğretiyor onlara. Eğer elinizden gelebiliyorsa, öyle bir fırsatınız varsa özel Hristiyan okullarına, küçük olsun fark etmez ama Hristiyan okullarına gönderin onları. Küçük yaşta çocukların
düşünceleriyle oynamaya başladılar artık. Çok kötü şeyler yapılıyor. Bunları niye anlatıyorum? Dünyanın finansal olarak da gittiği yön belli. Nakit parayı ortadan kaldırma eylemleri var. Her şey elektronik olsun ki, her şey elektrik olsun ki kontrolü kolay olsun. Görüyorsunuz, bu işte vahiy kitabının sonunda da okuyacağız bunları. Her şey Tanrı'nın yazdığı gibi, daha önceden söylediği gibi oralara geliyor. Öyle bir gün gelecek ki imanlıysanız oradan bir grup insan bütün dünyayı idare edecek ve onlar istemezse alışveriş yapamayacaksınız. Onların istediği işte şekilde idrak etmezseniz her şeyi açlığınızdan öleceksiniz. En kısa şeyle böyle söyleyebiliriz. İzmir'deki kilise kadar zulüm çekmiyoruz biz. Ama bu köye çekildikten sonra o zamana kadar iman etmemiş kişiler, geride kalan kişilerin hepsi bu zorluklardan geçecekler. Ne iyi olur ki bu sesimi duyan herkes iman etmiş olur ve göğe çekişte burada kalmaz. Evet, burada duralım. Sorular, yorumlar varsa konuşalım biraz.